Aysel Hanım neden gözyaşlarına hakim olamadı? Buyurun. Bana diyemez. Kendileri de yazsın ya. Üçüncü kitabımı taslağını yaptım ben. Kendileri bir tane kitap yazmış mı? Yılda kaç tane kitap okuyorlar? Hak etmiyorum yani. Ben o kelimeleri hak etmedim. Üç tane kitap yazmış mıyım? Yazmışım. Basılınca ilk olarak Çiğdem Hanım'a göndereceğim. Yaptığım mesleklerle sanki alay ediyorlar. Kendileri yapabilsin ya. Aynı anda 5 yıldızlı bir otelin muhasebe şefliğini ve personel müdürlüğünü yürütebilsinler. Bunları yürütürken kitap yazabilsinler. Radyoda çalışabilsinler. Radyoda çalışırken aynı anda yerel de olsa gazetelerde yazı yazabilsinler. Sen beni bir tanı tanıdıktan sonra bunları dile getir. Boş muyum, dolu muyum o zaman görün. Bana bunu söyleyenlere bağırarak söylüyorum bu sefer. Ben mutfakta iyi değilim, mutfağı bilmiyorum. Sadece lezzeti bile biliyorum. Yani üzüldüğüm en büyük noktalardan bir tanesi Duygu beni savunmadı. Onlara bunları verdi, malzeme verdi. Evet, bayağı bir dertlenmişsin Aysel Hanım. Duygu, ne diyeceksin bu konuda? Ben bir yanına gelmek istiyorum. Sen yalnız değilsin. Sen yalnız değilsin. Ben ona sarılmak istedim. Sarılmak istedim. Diyeceksin bu konuda. Kayınvaliden diyor ki ben kitap yazıyorum diyor. Üçüncü baskımı... Benim kayınvalidem asla boş bir kadın değil Fatih Tabii ki Bey. Tabii ki onu bir söyleyeyim. Bu konuda hiç kimseye kayınvalidemi yedirtmem. Evet biz aramızda ufak tefek belki tartışmalarımız her kayınvalide gelin gibi olabilir ama... benim kayınvalidem asla boş bir kadın değil. Boş bir kadın olmuş olsaydı zaten o lafa o kadar incinmezdi bu bir. İkincisi kendini yalnız hissetmiş. Onun için özür dilerim seni yalnız hissettirdiğim için sen asla yalnız değilsin. Ben senin her zaman arkandayım ki zaten buna ihtiyacı yok. Hani benim ona savunmama ihtiyacı yok. O kendini savunmayı çok iyi bilir ama yalnız hissetmiş. Ona çok üzüldüm. O an onu savunmadığım için, yanında olamadığım için çok çok özür dilerim. Duygu bana sarılınca çok duygulandım. Adı gibi kendisi de. Yani yalnız olduğumu hissetmiştim o dönem. Ama yalnız olmadığımı hissettirdi bana sarılarak. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben çok iyi biliyorum ki eşime de her zaman söylerim. Çok iyi bir anne, çok iyi bir kayınvalide ve her zaman yani 54 yaşında olmasına rağmen her zaman okur, her zaman araştırır. Çok iyi bir kayınvalide dedim de dur bakalım orada. Evet, çünkü bak Duygucuğum geçen haftalarda bayağı kayınvaliden de şikayetçiydi. Şu anlamda. Ama bir insan olarak zaten lafımız olamaz böyle bir şeye ama hani çok tatlı bir kadın. Olarak, hani bir kayınvalide yaşı var ama... Ben 54 yaşındayım. Bence ondan dolayı kayınvaliden sana bu yalnız kaldığını söylüyor. Çünkü sen bayağı bir yüklendin kayınvalidene. Özür dilerim ben hani onun kalbini kırmak asla istemedim ama konuşuluyor Fatih Bey. İster istemez olan şeyleri konuşuyoruz. Ama onu yalnız bırak... Yani hiçbir zaman yalnız bırakmadım, bırakmam. Ben onu her zaman... Çok teşekkür ederim. Yani aslan gibi gelinin arkasında. O konuda şüphesi olmasın. Bugün kritiklerde Duygu Aysel teyzeye sarıldı. Aysel teyze kendini övdüğü için, ön planda durduğu için kendisi bu durumdan şikayetçiydi. Başkaları söyleyince ben seni kimselere yem etmem anne dedi. Ama sen zamanı geldiğinde kadına demediğin lafı bırakmadın, üzdün. Gözlerin dolu dolu biz ona üzüldük. Sen hala üstüne baskı kurarak laflarını söyledin. Ne oldu, ne değişti? Demek ki dışarıdaki insanlar söyleyince dokunuyormuş değil mi Duygu? Peki sen kaç yıllık evliydin canım? 7 yıllık evliyiz. 7 yıllık sen kayınvalidenin bu kadar hassas olduğunu bilmiyor muydun? Biliyorum, hassas olduğunu biliyorum ama hani ciddiye alabileceğini düşünmedim. Aysel Hanım siz kendinizi çok iyi anlatamıyorsunuz. İnsan bazen kendini ifade edemez, anlatamaz. Acaba kendinizi iyi ifade ettiğinizi düşünüyor musunuz? Yani ifade etmeyi edemeyebilirim ama yani benim kariyerimle, benim yaptıklarımla... Hiç kimse benimle alay edemez. Peki Çiğdem Hanım'ı böyle düşündüren ne olmuş olabilir? Sürekli kendini övüyor. Ben kendini öven insanlardan zaten hiç hoşlanmam. Şimdi Aysel Hanım niye bu kadar çok kendini ifade etme şeyine girdi, derdine girdi o zaman? Sürekli işte mutfakta iyi değilsin, mutfakta iyi değilsin bunu ben dile getiriyorum zaten. Şimdi Aysel Hanımcığım, Çiğdem Hanım diyor ki burası mutfak, sen yani, de mutfak ilgilendir yani. Diyor. Tamam ben yemek yapmayı bilmiyorum ancak lezzeti bilebiliyorum diyorum.
Yemekleri, zorları bilmiyorum. Ben çocuklarımı doyurmuş muyum bugüne kadar? Bir başkası yapmadı. Evime aşçı gelmedi. Annem, babam, ablalarım yapmadı. Ben kendim doyurdum. Kendim besledim. Çalıştım. Kariyerimi de yaptım. İyi ki de yapmışım. Evet. İyi ki de hala kitap okuyorum. Maşallah çok güzel. Devam edin. Sizler kendinizi nasıl tanıttınız? Nasıl tanıtıyorsunuz? Ben aşçıyım. Üç gün boyunca. Ama gelip de bir hafta burada sürekli aynı şeyi söylemedik.